Merhaba efendim, İçel TV'desiniz, İçel gündemindesiniz ve İçel TV'de, İçel FM'de canlı yayındayız ve İçel TV'nin bütün sosyal medya hesaplarında da Mersin'le ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tabii hala Mersin gündeminde ve Türkiye gündeminde Burhanettin Kocamaz var. Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den evrakları vaktinde, saatinde seçim kuruluna verilmediği için aday olamadı. Sonrasında Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti ile anlaştı ve Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi Sayın Kocamaz. Ve tabii ki Sayın Kocamaz'ın Demokrat Parti'den Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğuna dair gerekli olan resmi evraklar da Mersin'de İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Ve Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den seçimlere girecek denildi. Ancak bu konuya yönelik yine çok önemli bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den de aday olamayabilir. Son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. Bu konuya birazdan değineceğiz. Şimdi efendim Sağlık Bakanı Mersin'e geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Kaya Mersin'e geldi. İlk olarak Mersin Valiliğini ziyaret etti ve valilik ziyaretinde de bakanlığın çalışmaları, Mersin'deki bakanlığın devam eden projeleri ve ülkedeki sağlık politikasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Neler söyledi Sayın Bakan? Bakalım efendim. Mersin'e gelirken Tarsus ilçemize uğradık ve Tarsus'ta biliyorsunuz devam eden ve geçmişte diğer bir takım sorunlar nedeniyle gecikilen ama şu dönemde fazlasıyla önemsediğimiz bir devlet hastanemizin inşaatı var. Bu inşaat geçen yılın 2018'in Nisan ayından itibaren teslim alıp başlanan ve şu an %35 oranında bir seviyeye gelmiş olan bir inşaatımız. İnşaat hızla devam ediyor. Müteahhit ile de görüştük. Bu noktada ödenek sorunumuzun olmadığını, gelecek yılın Aralık ayında teslim edilmesi gereken inşaatın daha erken bitirilmesiyle ilgili de talimatı verdim. Ve Tarsus'ta yapılacak devam eden inşaatın toplam yatak kapasitesi 600. Toplam kapalı alanı 90 bin metrekare ve 71 bin metrekarelik bir arsa üzerine inşaatı devam eden ve bittiğinde önemli bir boşluğu özellikle Mersin genelinde de dolduracağı kanaatindeyim. Devamında toplamda yine bu süreçte Mersin'de yapılan yatırımları Sayın Valimizle görüştüğümüzde 16 yıllık AK Parti iktidarında toplam yapılan yatırımın 32 milyar olduğunu ve bunun 3 milyarının sağlıkla ilgili olduğunu buradan söylemek istiyorum. Ve en önemli sağlıkla ilgili yatırımımızın ilk açılan hastanelerimizden olan Mersin Şehir Hastanesi olduğunu söylemek istiyorum. Ve buradan esnafımızla ziyaret ve devamında şehir hastanesini de yerinde ziyaret edip varsa eksiklerini tamamlamak üzere arkadaşlarla istişarede bulunmuş olacağız. Şehir hastanesi biliyorsunuz 1300 yataklı, 375 bin kapalı alanlı bir şehir hastanesinden bahsediyoruz. Ve şehir hastanelerini özellikle bulundukları bölgenin sağlıkta zirve en son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olmalarını arzuluyoruz. Ve planlamalarımızı, çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Özellikle Mersin Şehir Hastanesi'nin bu kimliğiyle her geçen gün ciddi bir boşluğu doldurduğunu, bundan sonraki süreçte eğitim araştırma ve özellikle üniversiteyle
işbirliğiyle olabilecek daha nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu bir hastane kimliğine dönmüş olacak. Burada özellikle bir başka konuyu söylemek istiyorum. Şehir hastanelerinde özellikle doluluk oranlarının ve de hasta sayısıyla ilgili yeterince hastanın olmadığı yer yer bir takım iddiaların olduğunu biliyoruz. Mersin Şehir Hastanesi'nin toplam doluluk oranı %82. Mersin Şehit Hastanesi'nin yoğun bakım doluluk oranı da %96'larda. Ve günlük ortalama gelen hasta poliklinik sayısı ise 10 bin olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca Mersin'e bu süreçte Anamur'da Mersin'in son dönem hızlı gelişimi ve ihtiyacı göz önüne alınarak Anamur'da devam eden bir hastanemiz 25 bin metrekarelik ve 150 yataklı önümüzdeki ay yani gelecek ay zannediyorum poliklinik hizmetlerini Anamur Devlet Hastanesi'nde başlayacağımızı söyleyebilirim. Ayrıca yine Mersin'in gelişimiyle paralel olarak Mezitli'de düşündüğümüz, arsasını planladığımız, tahsisi yapılan plan ve projeleri devam eden bir hastane inşa planımızda söz konusu. Onu da buradan söylemek istiyorum. Bunun dışında kadın doğum, eski kadın doğum çocuk hastanesi 85 yataklı, onu da kadın doğum çocuk hastanesi olarak tekrar devreye faaliyete geçmesi için arkadaşlarla istişarede bulunduk ve onun talimatını vermiş olduk. Ve bu süreçte özellikle şehir hastanesinin yeni dönemde üniversitelerin de işbirliği ve birlikte kullanımıyla bölgenin bir sağlık üssü olarak planlamayı ve sağlık turizminde de özellikle ciddi bir pay alacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede geçen yıl sağlık turizminde önemli oranda hastanın geldiğini ama bundan sonraki süreçte gelen hastanın 5 katı kadar 1.2 milyonluk bir gelirin en az 5 kat 2019 için olması hedefini de arkadaşlarla konuştuk. Şimdi bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını bizde medyada ama resmi bir açıklama olarak almadık. Ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. Ve genelde 75 yaş üzeri hastayı, riskli hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise biliyorsunuz bu grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde Kasım ayı, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart gibi seyreden ve genelde bir dönem 2009'da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu biliyorsunuz. Hayvanlardan insana geçme şekliyle ve hatta domuz gribi adı almıştı. Bu süreçte artık bu bizde çok az görülen, normalde mevsimsel ajanlardan bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde H3N2 olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bu günlerde %20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Yani bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız zaten bakanlık olarak ulusal grip eylem planımız devrede. Bu çerçevede hem ilaç bu anlamda gerektiğinde hekim kontrolünde verilmesi gereken ilacın hatta biliyorsunuz hastaneler ve aile sağlığı merkezlerimizde hekim kontrolünde olmak şartıyla ücretsiz verdiğimizde söyleyebilirim. Yani bu anlamda bir sorun yok.
Ben bu arada sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Grip salgınıyla ilgili bir salgın olmadığını ve bizde daha çok H3N2 ajanının olduğunu ve riskli olan hastaların hekim kontrolünde tavsiyesi olmak şartıyla aşı yaptırılabileceğini ve şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve de aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacının hekim uygun görüyor ise her hasta için değil, riskli hasta için söylüyorum. Ücretsiz zaten biz veriyoruz. Yani Sayın Yıldız Hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir. Veya herhangi bir hekim reçeteyle yazdığında geri ödeme kurumu da bunu ödüyor. Ama gripten korunmanın en önemli unsuru biliyorsunuz. Bir, elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkürler. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mersin'de ve Mersin'de bir dizi toplantılara katılacak kendisi. Bakanlığıyla ilgili denetlemeler gerçekleştirecek. Az önce konuşmasında da dile getirdi. Pop müzik sanatçısı Yıldız Tilbe Sağlık Bakanı'na seslenerek, ki kendisi de ağır bir grip hastalığına yakalanmış, grip hastalığının ücretsiz olarak verilmesini istemiş. Sağlık Bakanı'na seslenerek Sayın Bakan da zaten aile hekimleri ücretsiz bir şekilde veriyorlar ama riskli görülen hastalara, her hastaya değil, böyle bir açıklamada bulundu. İşte Sayın Bakan bir kez daha yineledi. Grip salgınından, grip hastalığına yakalanmamak için el temizliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Yediğimiz içtiğimiz gıdaların temizliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Bol bol sıvı içmek gerekiyor ve istirahat etmek gerekiyor. Tabii günümüzde ben de şu anda o hastalıktan dolayı sesim bu şekilde çıkıp size seslensem de daha çok çocukları ve yaşlı insanları grip daha fazla etkiliyor efendim. Aman dikkatli olalım. Şimdi diğer bir konuya geleceğiz. Diğer bir konu da programın başında söylediğim Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. İYİ Parti'den aday olamadı. Demokrat Parti'den de aday olacak mı, olamayacak mı konusu gündemde. Kesin kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek efendim. Şimdi bir iddiaya göre Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den de aday olamayacak. Buna yönelik de emsal bir karar var. Onu şimdi sizlere aktarmak istiyorum efendim. 2004 yılında bu size aktardığım bilgiler Star gazetesinin derlemiş olduğu bilgiler. 2004 yılında Mardin'de benzer bir durum ortaya çıkıyor. Mardin Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adayların başvuruları süre yönünden reddedilmişse bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşaltılmış olan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını soruyor. Yani Sayın Kocamaz gibi bir durum. Yani bir partinin listesinde aday olarak adı bulunan bir kişi evrakları ilgili makama vaktinde verilmezse ve adaylığı kabul edilmezse başka bir partinin adayı adaylıktan çekildiği zaman işte adaylığı kabul görmeyen kişi o partiden tekrar aday olabilir mi diye 2004 yılında Yüksek Seçim Kurulu'na soruyor. Yüksek Seçim Kurulu da siyasi partiler kanununun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi böyle bir kişinin mümkün değildir. Çünkü ismi kabul görmeyen listede yer almaktadır diye bir açıklama yapıyor 2004 yılında. Aynı şu anda Sayın Kocamaz'ın içinde bulunduğu durumun paralelinde bir gelişme bu. O nedenle
bazı kişiler Sayın Kocamaz Demokrat Parti'den de aday olamaz. Yüksek Seçim Kurulu son kararını verdiğinde göreceksiniz Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den de aday olamayacak şeklinde görüş bildiriyorlar. Tabii bu görüş İYİ Parti'ye sorulduğunda İYİ Parti yöneticileri de şöyle bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki bu konuda herhangi bir sorun yok. Neden sorun yok? Şöyle, İYİ Parti yetkilileri de tabii ilgili maddenin diğer maddelerini gerekçe gösteriyorlar. Diyorlar ki Servet Koca görevden alındı. Dolayısıyla il başkanı yetkisiz duruma geldi. O nedenle yok hükmündedir Sayın Kocamaz'ın geç verilen listesi yok hükmündedir. O nedenle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den aday olabilir şeklinde de İYİ Parti yöneticilerinden bir açıklama geliyor efendim. Tabii bu konuda son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Önümüzdeki günlerde muhakkak ki son açıklamasını yapacak. 3 Mart tarihinde Yüksek Seçim Kurulu netleşecek. Artık bütün adaylar ve tam teşekküllü bir şekilde seçim çalışmaları da resmi boyutta başlamış olacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Sayın Kocamaz Demokrat Parti'den aday olabilecek mi, olamayacak mı efendim? Şimdi bu konu tabii şimdilerde Mersin gündeminde ve Türkiye gündeminde tabii YSK'nın kararını açıklayacağı güne ve tarihe, saate kadar da gündemde kalmayı devam ettirecek bu konu, Sayın Kocamaz'ın adaylık konusu. Şimdi efendim diğer konulara gelelim Mersin'le ilgili. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın rakipleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden Vahap Seçer ve Cumhur İttifakı'nın yani MHP AK Parti birlikteliğinin adayı da Milliyetçi Hareket Partisi'nden Hamit Tuna. Her iki aday da hem Sayın Seçer hem de Sayın Tuna seçim çalışmalarını sıkı bir şekilde devam ettiriyorlar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde huzursuzluk var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki huzursuzluk hala bitmiş değil Mersin'de. Buna da birazdan değineceğiz. Hamit Bey'le başlayalım. Devam edelim. Şimdi Hamit Tuna seçim çalışmalarına ilk başlayan kişi oldu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Mersin adayını neredeyse Türkiye genelinde ilk olarak açıkladı. Hamit Tuna bütün adaylardan daha önce, aylar öncesinde çalışmalarına başladı ve neredeyse Mersin'i 10 kez tamamını gezerek dolaştı. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadı. Hala da devam ediyor çalışmalarına. Sayın Tuna şu sıralarda Gülnar'da ekranlarınıza da geldi. Çarşı pazarda esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya geldi. Sonrasında da birazdan geçecek. Kendisi Gülnar ilçe başkanlığında da partililere seslendi. Sesi alalım, izleyelim efendim. 3'te 1 numara var. Abla valla işte şu anda bir de önden yeri yok. İnşallah. 3'te var, 5'te var. Masum gibi. Tamam. Hayırlı cumalar. Görüşürüz. Abla saat 3 arabasında bir numara var. Yapış duvar. Şu tarafta çekiyorum. Arkadaşım. Bir şey yaparken olmadı. Evet. Mevcut Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi.
ve AK Parti ile Milliyetçi Hareket Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yerelde de devam etmesi karar verildiğinde AK Parti Mersin'de Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmadı ve MHP adayı Hamit Tuna'yı destekleme kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna seçim çalışmalarını devam ettiriyor ve ekranlarınıza da geldiği üzere kendisi şu anda Gülnar ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor kendisi. Vatandaşların isteklerini, taleplerini dinliyor ve çalışmalarına devam ediyor Hamit Tuna. Şimdi efendim Hamit Tuna Gülnar'daki çalışmaları kapsamında Gülnar MHP ilçe başkanlığında da partililere seslendi. Neler söyledi Sayın Tuna, bakalım. Çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi Gülnar ilçe başkanı, Gülnar'ımızın çok değerli belediye başkanı adayı, çok değerli belediye başkanı, aday arkadaşlarım, meclis üyesi adayı arkadaşlarım, muhtarlarım, İffet abidesi, saygıdeğer hanımefendiler, çok değerli Gülnarlı hemşehrilerim. Öncelikle bu sabahın erken vaktinde, soğuk iklimde sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yıllardır siyasetin içerisinde bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak kente hizmet etme amaçlı siyasetin içerisinde olduk ve şükürler olsun 15 yılı Toroslar Belediye Başkanlığı olmak üzere. Öncesinde 24 yılı bulan siyasetimizde hakikaten bu kente hizmet etme amaçlı bu işin içerisinde varız. 11 Eylül tarihi itibariyle aday olarak genel başkanımız tarafından sahaya indiğimiz günden beri Mersin, Kazan, bizde kepçe adeta şehrimizin her noktasına ulaşmaya gayret ettik. Sonuçta ilk aday olarak çıktığım dönemde ittifakla ilgili herhangi bir konu yoktu. Biz görev adamıyız. Nerede işaret edilirsek orada dururuz. Ardından tabii Türkiye'deki siyasetin 15 Temmuz öncesi var. 15 Temmuz sonrasındaki gelişen periyot var. Dolayısıyla devletin bekası, milletin bütünlüğü, al bayrağın gölgesinde, cumhuriyetin ışığında bir Türkiye olarak bir bütünde devam etme noktasında Cumhur İttifakı konusunda gerek genel başkanımız gerekse cumhurbaşkanımız bir ittifaka vardı. Orada Türkiye'de var olan 30 büyük şehirden 3'ünde Milliyetçi Hareket Partili adayların destekleneceği, 27'sinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyükşehir noktasındaki AK Parti adayını destekleyeceği konusunda antat kalındı, mutabakata varıldı. Dolayısıyla biz de şu anda büyükşehir ölçeğinde hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı olarak anlaşıldığı günden sonra birlikte yürüyoruz. Tabii ki var olan ilçe adayları konusunda da Aydıncık, Akdeniz ve Yenişehir ölçeğinde AK Partili arkadaşlarımız ve diğerlerinde Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız Cumhur İttifakı'nın adayları. Dolayısıyla her iki yapı, her iki teşkilat ve ben her zaman söylerim, siyaset çiftet elli gibi tek başına yapılmaz. Siyaset bir halay gibidir. Genel idare seçimlerinde genel başkanlar işin başında olur. Partinin divan başkanları, il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları, her noktada görev alan arkadaşlar halayın içerisine dizilir. Müziğin ritmiyle halayın ritmi birbirine senkronize olursa, güzel bir şekilde halay çekilirse o halayı herkes alkışlar. Öyle değil mi? İşte dolayısıyla o alkışlayan kitle oy verecek seçmen demektir. Ama halay baş ayrı, orta ayrı, son ayrı şekilde bir hareketlilik içerisindeyse, senkronizasyon yoksa, uyum yoksa o halayla ilgili olarak da insanlar acemiler topluluğu derler. Ve o halayı kimse alkışlamaz ve izlemez. Dolayısıyla bu da oy vermeyecek kitle demektir. Bu dönem için biz iki halay ekibini bir araya getiriyoruz. Hem örneğin horon ekibini
hem de Atabağrı ekibini bir araya getiriyoruz. Her ikisi bir dolu bir boş şekilde halayın içerisine duruyorlar. Müzikle halay aynı ritmik özellikleri gösterecek ki bu ne demek? Eylem ve söylem birliği demek. Tek ağız konuşmak demek. Ortak hedef Türkiye demek. Dolayısıyla üst aklın verdiği kararı uygulamak demek. İnşallah biz bu halayımızı en güzel şekilde çekeceğiz. Hani Anadolu Ateşi'nin o ritmik hareketli, o güzel bir şekilde sundukları halay vardır ya, adeta onu yapmak durumundayız. Onun için teşkilatsız seçim kazanılmaz. Ben de eski bir il başkanıyım. 95'ten beri de aktif siyasetin içerisindeyim. Ana üreyi, kitleyi oluşturan teşkilat yapısıdır. Tabii ki aday özellikleri, önemi, duruşu, siyasi doluluğu, söylediği projelerin anlatımındaki o insanlara güven veren imajı, geçmişi, sicili, her şeyi bu işi taşlandıran özellik ve unsurlarıdır. Ama asıl olan teşkilatlardır. İşte Gülnar özelinde hem Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız buradalar, hem AK Parti ilçe başkanımız buradalar. İnşallah ekibiyle birlikte her iki yapı bu halayın güzelleşmesinde özellik arz eden iki şahsiyet. Dolayısıyla adayımız, dolayısıyla sizler, kadın kollarımız bu işin öncülüğünü yapacak ki kadın kolları seçimin belirlenmesinde en önemli yapıdır. Biz bunu 3 dönemdir Toroslar üzerinde sonuç olarak aldık. Dolayısıyla çok sözü uzatmaya gerek yok. Projecilikte asla mütevazi değiliz. Yaşantıda mütevaziyiz. Millet ortalaması yaşantımızı dün neysek bugün de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Sırça köşklerden belediye başkanlığı yapmadık. Mersin'de tek gezen tek belediye başkanıyım. Onun için biz yiğit bir şekilde siyaset yapıyoruz. Böyle başkalarının iktirasıyla, başkalarının kendi hazırladıkları tezgahı uygulayan yapıda, anlayışta bir siyasetçi asla olmadı. Biz dik duran, kaderci yaklaşan, siyaset kader kısmet meselesidir. Nasipse kimse onu engelleyemez. Eğer nasip değilse de ne yaparsanız yapın, Allah'ın da bir hesabı vardır. Her türlü dalga duvarayı hazırlayın ama yukarıdan ikinin hesabı çok farklıdır. Onun için biz bu hizmet yolunda niyetimiz halis. Kimsenin kara kaşıyla, kara gözüyle uğraşmıyoruz. Biz yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yiğit yüreğimizde sahadayız. Ve Allah'a şükürler olsun ki müthiş bir kitlemiz var. Bize karşı insanların yüzü dönük. Özellikle Mersin özelinde dün esnaf gezdik. Ya bir tane fire olmaz mı? Bir tane. Herkes fotoğraf çekmek için yarışıyor. Çünkü Hamit Tuna'yı herkes biliyor. Gönlü yüreği bu şehir için atan, aklında fitne, fesat, ficilik olmayan düz bir adam. Karakterli, siyaseti de o gönlü biz Allah'a şükür 15 yıllık belediye başkanıyız. 23 teftiş geçirdik, daha bizim soruşturmamız yok. İşte siyasette hesap verebilen olacaksın. Şeffaf olacaksın. Öyle dolandırarak iş yapmayacaksın. Dümdüz yapacaksın. Hem hesap vereceksin hem sonuç alacaksın. İşte biz böyle bir belediye başkanıyız. İnşallah nasip olur 31 Mart'tan sonra. Tabii ki Gülnar Abbas'tan kardeşimiz ve bir. Ben genelde ilçe ölçeğindeki belediyeyi biz de aynı şartlarda 3 dönem yaptığımız için sol elin gücü kadar gücü olan bir belediye olarak tarif ederim. Genelde insanların sol eli zayıftır. Ama bir de güçlü kol. Büyükşehir kolu. Hem ekonomik değer anlamında güçlü hem de yasanın verdiği özellikten dolayı %70 yetkilere sahip olan bir büyükşehir. Sol elde Alparslan kardeşim. Sağ elde Hamit Tuna. Bu gücü vermeye hazır mısınız? Tabii bu gücü alabilmek için de geride kalan 38 gün kaldı sanırım. 38 günde Bilge Kağan atamızın dediği gibi gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız. Öylesiye, bitesiye bu kent için, Mersin için çalışacağız. Yoksa Mersin üzerine hesap yapan o kadar yapılar var ki, o kadar yapılar var ki. Çünkü Mersin
stratejik bir nokta. Ortadoğu'ya açılan bir liman kenti. Ondan dolayı Mersin'de hesap yapan çok farklı yapılar var. Bu hesapların hepsini bozacak olan bu millet. Sizlersiniz. İnşallah. Tabii biz diyoruz ki Yunus'un dediği gibi birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 13 ilçeyi ve büyük şehri alacağız inşallah. Onun için Rabbim Cumhuriyet'in ışığından, al bayrağın gölgesinden ve muasır medeniyet seviyesinde ülke olma sevdasından bizleri mahrum eylemesin diyorum. AK Parti ilçe başkanımıza ve çok değerli yönetici arkadaşlarımıza, kadın kollarımıza en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Cuma'nın feyzi, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Hamit Tunay'ı dinledik efendim ki Hamit Tunay'ı yayına vermeden önce dile getirmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde huzursuzluk var. Tarsus'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosu partililer tarafından basıldı ve masalar, sandalyeler tahrip edildi. Sonrasında Vahap Seçer'in, Sayın Seçer'in bürodaki afişleri yırtıldı ve yakınlarda billboardlarda bulunan Sayın Seçer'in afişleri de yırtıldı. Gerekçe neydi efendim Tarsus'ta? Gerekçe şu, CHP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Haluk Bozdoğan belediye meclis listesi hazırladı. Bu listeyi ilçe başkanlığı, CHP'nin ilçe başkanlığı gölgede bırakmak için harekete geçti. İddiaya göre Vahap Seçer, Mersin CHP milletvekili Ali Mahir Başarır bir alternatif liste hazırlayarak genel merkeze gönderme çabası içerisine girince Haluk Bozdoğan'ın taraftarları onun listesini elden genel merkeze ulaştırdılar ve CHP Tarsus ilçe başkanlığının listesi de genel merkeze ulaşınca bir listeler savaşı başladı. İddiaya göre Haluk Bozdoğan benim hazırladığım liste kabul görmezse genel merkez tarafından o zaman istifa edip DSP'ye geçerim diye de fikrini dile getirmiş. Bunlar tabii iddia düzeyinde. Şimdi tabii ki CHP'ye bir saldırı daha oldu efendim. Ama bu saldırıyı kimin yaptığı henüz bilinmiyor. Gülnar ilçesinde CHP'nin ilçe bürosu taşlandı. Gülnar'da Cumhuriyet Halk Partisi Gülnar ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Gülnar CHP ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. İçeride kimsenin bulunmadığı bir sırada gerçekleşen saldırı sonunda binanın camları kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaparak fail ya da failleri bulmak için çalışma başlattı. Şimdi efendim İYİ Parti'ye bir geçiş yapalım. İYİ Parti yeni il başkanını belirledi. Servet Koca tabii yaşanan skandal sonrasında görevden alınmıştı. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'na yeni bir atama yaptı. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı'na Alican Özbayrak atandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının İl Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesinin ardından yaşanan adaylık krizi sonrası görevden alınan İYİ Parti Mersin eski İl Başkanı Servet Koca'nın yerine İYİ Parti'den Mezzeti 1. Sıra Meclis Üyesi adayı Alican Özbayrak atandı. Görevlendirme yazısının dün parti genel merkezi tarafından il teşkilatına gönderilmesinin ardından Alican Özbayrak'ın meclis üyeliği aday adaylığını çekerek göreve başladı. Alican Özbayrak, geçmiş yıllarda Ülke Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Efendim yine toplu taşıma araçlarının neden olduğu feci bir kaza yaşandı. Şimdi yapılan bütün uyarılara, eğitim çalışmalarına rağmen ne yazık ki toplu taşıma sürücülerine bir standart sağlanamıyor. O yani toplu taşıma sürücülerinin ahlaki, mesleki açıdan, sosyal açıdan standartları ne yazık ki yükseltilemiyor.
Yani bu da Mersin'e has bir çalışma olsa gerek. Yani Türkiye'nin Mersin'den çok kötü şartlarda yaşayan insanlarının bulunduğu coğrafyadaki toplu taşıma sürücüleri bile eğitim açısından, kurallara uyma açısından, ahlaki açıdan, sosyal düzeni devam ettirme açısından çok çok daha Mersin'e göre üst boyutlardalarmış. Bu Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmasının sonuçları. Mersin'de bir türlü olmuyor. Toplu taşıma sürücülerine verilen eğitimlerde başarılı olunamıyor ne yazık ki. Şimdi Erdem ilçesinde feci bir kaza oldu. Bir dolmuş kapısı açık bir şekilde yoluna devam ediyordu. İşte bakın sonrasında ne oldu? Erdemli ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu. Kaza ilçe merkezinde Mersin-Antalya D400 karayolu Mersin istikametinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs kapısı açık halde seyrederken otomobiline binmeye çalışan Ahmet Keller'e çarptı. Kaza sonrası yaralanan Keller kanlar içinde yere yığıldı. Minibüsün kapısı ise yerinden koparak yola düştü. Çağrılan ambulansa Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keller tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte yani çok tuhaf bir durum. Yani o kapıyı açık seyahat etmenin, açık gitmenin ne anlamı var, ne gereği var? Yani çok tuhaf. Yani şimdi Mersin'de yazın dolmuşların klimaları çalışmaz. Zabıta denetim yapar. Der ki klimaları çalıştırın. Orada çalıştırırlar. 100 metre giderler, 200 metre giderler, klimayı yazın kapatırlar. Müşteri yani yolcu, ya niye kapattınız dediği zaman, ablacığım bu su yakmıyor ki derler. Dolmuşa verdiğiniz 2 kuruş para, oh ne güzel, senin gitmek istiyorsunuz diye bir de müşteriyi azarlarlar. Kışın, tabii yazın o serinliği sağlamak için bütün neredeyse pencereler açık, kapı açık, tavan pencereler açık, seyahat ederler. Şimdi kış gelir, kışın araçlarını ısıtmazlar. Neden klima yanmıyor diye sorduğunda yine aynı şeyi söylerler. Sonrasında tabii ki istedikleri yerde dururlar, istedikleri yerde yolcuyu alırlar. Sonra olur ya ki bir kişi işte burada inebilir miyim falan dediğinde, burada duramam dediğinde, işte durakta durmam gerekiyor derler. Ama istediğin yerde duruyorsun, istediğin yerde yolcu alıyorsun diye müşteri söylediği zaman ona da bin bir türlü bahane bulurlar. Trafik polislerini aldatmak için dünya tarihinin görmediği nasıl desem dolapları bilirler. Yani yolcu oturtmaktan, aşağıya oturtmaktan tutun da aman trafik polisi görmesin diye, bazı zamanlarda alternatif yolları kullanmadan tutun da bin bir türlü yolunu bilirler trafik polislerini atlatmanın. Mersin'deki dolmuş şoförleri ne yazık ki cep telefonunu ellerinden düşürmezler ya da konsollarından başka bir noktaya koymazlar. Çünkü sürekli birbirleriyle konuşurlar. Kaç yolcu aldın? Şurada yolcu var mıydı? İşte kaç kişiyle aşağıya indin? Kaç kişiyle yukarıya çıktın? Kaç kişiyle şuraya gittin? Kaç kişiyle buraya gittin? Şeklinde birbirleriyle konuşurlar. Burada polis var mı yok mu? Burada denetim var mı yok mu? Gibi birbirlerine sürekli haber verirler. Ama bu konuşmalarında emin olun %90'ında da gerçeği söylemezler. Şimdi ne yazık ki Mersin'de bir türlü iyi güzel anlamda toplu taşıma sürücülerinde standart yakalanamıyor. İşte böylesine de feci bir kazada sonrasında yaşanmış. Umarız ciddi bir sorun yoktur. Ağır yaralanmış vatandaş ama umarız hayata tutunur, yaşar. Şimdi efendim diğer bir gelişmeye gelelim. Şimdi çocuk işçiliği. Mersin'de çocuk işçisi çok fazlaydı. Çocuk işçi çok fazlaydı. Sokakta çalışan çocuk sayısı çok fazlaydı. Neredeyse Türkiye ortalamasının üstündeydi. Ama Mersin'de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün, sonrasında Çocuk Hakları Komitesi'nin, Çocuk Hakları Komitesi'nin başkanlığını yürüten Sayın Mustafa Sarı'nın olağanüstü çabalarıyla, mobil ekiplerin çabalarıyla çocuk işçiliği neredeyse en aza, Türkiye'nin en azına indirildi Mersin'de. Ama mücadele hala devam ediyor. Son olarak da Mersin'de
Yine bazı işletmeler, atık toplayan işletmeler denetlendi. Aman çocuk çalıştırmayın denildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Koruma Mobil Ekipleri, küçük yaşta çocukların başta çöp toplayıcılığı ve diğer sağlıksız işlerde çalışmaması için çöp depocularına ve hurdacılara tebligat yapıyor. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 18 yaş altında çocukların özellikle sağlıksız işler olmak üzere sokakta çalıştırılması suç. Buna uymayanlar hakkında gerekli çalışmaları başlattık. Özellikle küçük yaşta çocukların çöp toplama işinde kesinlikle çalışmaması gerekir. Şu ana kadar Kurdali Sanayi civarındaki 5 çöp toplama deposu sözlü ve yazılı uyarıldı. Önümüzdeki günlerde tüm çöp toplama depolarına gerekli uyarılarda bulunacağız. Cumhurbaşkanlığının 2. 100 günlük eylem planı kapsamında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve en aza indirilmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızı sokağın risklerinden kurtarıp okuluna, evine, sosyal ve sportif faaliyetlere kazandırmaktır. Bu amaçla mobil ekip çalışması yürütüyoruz bilgisini verdi. 18 yaşın altında, 15 yaşın altında özellikle atık toplayan kişiler görüldüğü zaman mobil ekipler müdahalede bulundu. Atık toplayıcılarını çalıştıran kişilerin, hurdacıların çocuk yaşta kişiyi çalıştırmaması tembihinde bulunuldu. Çok ağır cezaların olduğu da bildirildi o işletmelere. Şimdi gelelim Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarına. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 4 yeni ambulans aldı efendim. Bu ambulanslar özel ambulanslar, arazi şartlarına uygun ambulanslar, 4x4 özelliğine sahip ambulanslar. Bu ambulanslar 112'nin filosuna törenle katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen 4 adet ambulans törenle hizmete girdi. 4 adet 112 acil sağlık hizmetleri ambulansının anahtar teslim töreni Eski Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, acil sağlık hizmetlerinde bir ambulansın ortalama kullanım süresi 10 yıl. Şu anda elimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4, yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileriyle değiştiriyoruz. Bu kapsamda bakanlığımız ilk etapta 4 ambulans gönderdi. Yeni ambulanslarımız Anamur, Çamlıyayla, Erdemli ve Mut'ta bulunan istasyonlarımızda hizmet verecek. Önümüzdeki dönemde yeni ambulanslarımız gelmeye devam edecek dedi. Bahçacı, Sağlık Bakanlığı'nın son 16 yılda sağlık alanında gerçekleştirdiği atılım ve başarıların gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, 2002 yılında ilimizde 112 acil sağlık hizmeti istasyon sayısı 14 iken, 2019'da bu rakam 63 olmuştur. Ambulans sayımız ise bugün hizmete aldığımız araçlarla 90'a yükseldi bilgisini verdi. Şimdi efendim tabii bu bilgiyi size aktardım. Son dakika gelişmeleri de var. Hem dünya ile hem de Türkiye ile ilgili. Onlara da bir geçiş yapalım. Kısaca sizlere aktarayım. Sonrasında günün makalesini sizlere aktaracağız. Şimdi efendim çok önemli bir konu. Aslında bir deprem yaşandı dünyada. Şimdi efendim Ekvador ve Peru sınırında 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bu deprem bir gün öncesinden uzmanlar tarafından bilinmişlerdi. Çünkü dünyanın en aktif ve en uzun fay hattı olan Pasifik Ateş Çemberi hattında yoğunluk olduğu, enerji birikmesi olduğu ve dolayısıyla da 8 şiddetinde bir depremin gelebileceği açıklanmıştı. 7.7 şiddetinde bir deprem oldu. Bu deprem Ekvador'la Peru sınırında oldu. İşte bu depremin Pasifik fay hattında sönmüş ama içten içe de faaliyetini devam ettiren aktif, her an aktif olabilir onlarca yanardağ faaliyete geçirmesi muhtemelmiş. Dolayısıyla bunun bir öncü deprem olduğu ve dünyayı sarsacak 8 şiddetinde bir depremin her an yaşanabileceği, özellikle Amerika kıtasında ve Pasifik Okyanusu'nda yaşanabileceği uyarısında bulunmuş bilim adamları. Bu aslında hakikaten çok önemli bir konu değerli seyirciler.
Ve şimdi yerli otomobille ilgili de bir gelişme var ülkemizle ilgili, onu da aktaralım. Hani yerli üretim, otomobilin üretim üssü Mersin olsun, Çukurova olsun şeklinde çeşitli fikirler de geride bıraktığımız aylarda ortaya atılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kuracağı fabrika için yer seçimine yönelik açıklama yaptı. Ve şu anda onlar bizden Bursa yakınında bir yer istediler. Ama o bölgede tabii böyle bir fabrikanın kurulabilmesi için gerekli arazi yok. Ama yer seçme hakkı onlarda, kararı yerli otomobil girişim grubuna bırakıyoruz. Karar hakkı onlarda diye açıklama yapmış. Yani yerli otomobilin üretim üssü de Bursa olacak. Türkiye'nin otomobil üretim üssünün Bursa olduğunu da zaten biliyoruz efendim. Şimdi değerli seyirciler, günün makalesine bir göz atalım, sonrasında beraberiz. Ali Adalıoğlu, Haberci Gazetesi. Kocamaz olayı. Mersin'de neler oluyor? Herkesin ağzında bu soru var. Bilenler bilir, Mersin bereketli yerdir. Haberciler fazla sıkıntı çekmez. Mutlaka gündeme oturacak bir şeyler bulur. Zaten fazla yorulmalarına da gerek yoktur. Çoğu zaman gündem kendiliğinden oluşur. 31 Mart'ta yerel seçimler öncesi yaşananlar ortada. Son olarak Burhanettin Kocamaz yine Türkiye gündemini salladı. Bu kez yaptığıyla değil, yapamadığıyla. Daha doğrusu partisinin adayı olamayarak. Olur mu böyle şey diyenler oldukça çoğunlukta. Olur olur, bal gibi olur. Koca İyi Parti, Kocaman adayı Burhanettin Kocamaz'ın adını seçim kuruluna vaktinde bildirmemiş. Kimsenin hazırlanmadığı yerden çıkan bir soru. İyi Parti yeni olabilir. Yöneticiler tıfıldır. Ama Kocamaz yılların siyasetçisidir. Hem de 25 yıllık belediye başkanıdır. Böylesine bir hata nasıl yapılır? Yapılırsa da affedilir mi? Veya senin hiç mi adamın yok işi takip edecek? Sorular uzayıp gider ama nafile. Olan olmuş. Kocamaz İyi Parti'den aday olmamıştır. Bana göre bu iş için birçok komple teorisi üretilebilir. Parti içindeki hainlerin tezgahıdır veya eski partisinin baskısı sonucu ülküdaşları Kocamaz'ı satmıştır. Cumhur İttifakı'nın bir oyunu olabilir mi? Say sayabildiğin kadar. Aslında son 6 aya baktığımız zaman Kocamaz'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Büyük şehire yapılan FETÖ operasyonunu saymıyorum bile. Kocamaz önce kendi deyimiyle önce otobüsten atılmıştır, hem de yakışık almayan bir şekilde. Sonrasında aday olamayarak adeta duvara toslamıştır. Böylesine deneyimli bir siyasetçinin bu kadar gafil avlanmasını anlatmak gerçekten zordur. Kocamaz'ın adaylığı için mutlak bir formül bulunacaktır ki sorun Demokrat Parti ile anlaşarak aşıldı. Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir adayı oldu. Bu ne kadar tutar onu bilmek çok güç. Sözün özü, Kocamaz olayı göstermiştir ki siyasette olmaz olmaz diye bir şey yoktur. Siyasetçi her türlü katakulliye hazır olmalıdır. Milletvekili seçimlerinde listelerin rakipler tarafından değiştirildiğine çok tanık olmuştum. Böyle bir olayı ilk kez görüyorum. Bu iş kime yarar? Herkes yine hesap kitap yapıyor. Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna'ya diyen de var, CHP adayı Vahap Seçer'e diyen de. Bana göre ağlayanın malı gülene hayır etmez. Kimse böylesi komplolardan oy beklemesin. Ama bir çift sözde Kocamaz'a. Bilinen bir atasözü vardır. Kurda sormuşlar, ensen niye kalın? Kendi işimi kendim görürüm ondan yanıtını vermiş. Kocamaz da yılların siyasetçisi olarak bu süreci bizzat takip etmeliydi. Görüntü vermek için etrafında dolaşan kalabalıktan bir ikisini bu işe yönlendirebilirdi. Mutlak gerçek, gerçekler ortaya çıkacaktır. Ama öyle ama böyle, kim yaptı, neden yaptı? Ancak Kocamaz da komployu kuranlar kadar suçludur ve de etrafına bir çeki düzen verme zamanı gelmiştir. Şakşakçılardan arınmazsa işi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Şimdi efendim yerel gazetelerimize bir göz atalım. Neler var yerel gazetelerde, hemen bakalım. İlki gazetemiz Güney Gazetesi. Güney 1. sayfasında diyor ki Mezitli eski hal alanı meydan olacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçeyi 3 merkezli bir şehir yapma hedefi doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi ve Mezitli'ye bir şehir merkezi daha kazandıracağız, bir meydan daha kazandıracağız, Mezitli'deki eski hal alanını meydan yapacağız açıklamasında bulunmuş Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan. Diğer bir gazeteye geldiğimizde Mersin gazetesi göz göre göre facia başlığını atıyor ve Mersin'de Toroslar ilçesi Mevlana mahallesinde yaşanan bina göçüğüne değiniyor. 4 katlı bina çöktü diyor gazete. Toroslar ilçesi Mevlana mahallesi 91.198 sokakta 2 aileden 8 kişinin yaşadığı 4 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna çöken binanın 4 katlı binanın Kasım 2018'de mühürlendiğini, bina sakinlerine gerekli uyarıların yapıldığını dile getirdi. Olay yerinde yapmış olduğu inceleme sonrasında. Hatta bina daha 2 katlıyken bile, yani 2 katlı eski binanın üstüne 3 kat çıkılmış efendim. Bina daha 2 katlıyken bile 2008 yılında mühürlenmiş, uyarılmış bu bina sağlıklı değil diye. Diğer bir gazeteye geçelim. Geldik Hakimiyet'e. Hakimiyet gazetesi U dönüşü yaptı başlığını atıyor ve İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı Genel Sekreteri Üzeyir Güleç'in açıklamasına yer veriyor. Üzeyir Güleç, Burhanettin Kocamaz'ın başına gelen o olumsuz olayla ilgili olarak, yani Sayın Kocamaz'ın listesinin seçim kuruluna geç verilmesi ve İYİ Parti'den Sayın Kocamaz'ın aday olamaması durumuna yönelik yapmış olduğu ilk açıklamasında, "Ben bunun bir siyasi suikast, bir komplo olduğunu düşünmüyorum. Mevzuatın yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanan bir durumdur diyorum." açıklamasında bulunan Üzeyir Güleç, iddiaya göre gelen baskılar ve gelen eleştiriler karşısında U dönüşü yaptı. Aslında U dönüşü demeyelim, yani U dönüş yapmış olursa aynı yönde gitmiş de yani oluyor, aynı fikrine dönmüş oluyor. Yani işin doğrusu Üzeyir Güleç bu sefer siyasi bir komplo vardır yönünde bir açıklama yapmış değerli seyirciler. Ve geri adım atarak, yani ilk açıklamasından geri adım atarak Güleç şöyle diyor: "Biz İYİ Partililere şok yaşatan bu olay kumpastan başka bir şey değildir. Bunu biliyoruz. Bu olay bir kumpas olarak adlandırılabilir ancak" şeklinde açıklama yapmış. "Kocamaz'a yapılan bu tezgahı kabullenmek mümkün değildir" açıklamasında bulunmuş kendisi efendim. Diğer bir gazeteye geçiş yaptığımızda Çukurova gazetesi "Beklenen oldu, Kocamaz Demokrat Parti'den aday" başlığını atıyor. Evet, Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. Bu konudaki gerekli belgeler de seçim kuruluna verildi. Bu konunun ayrıntıları yer alıyor. Ve Yeni Güney gazetesi "Kadınlar artık hiçbir yerde güvende değil" başlığını atıyor. Ve diyor ki Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şirin Güner, "Kadınlar artık hiçbir yerde güvenli değildir. Evde, sokakta, iş yerinde, tüm alanlarda tehlike altındadır ve bu tehlikenin gerekli önlemler alınmazsa artacağı da gün gibi ortadadır. Bunu önlemek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları, kasten ve korkunç bir şekilde işlenen kadınlara yönelik suçlar için hiçbir indirimin yapılmaması mümkündür" diyor. Ve kadına yönelik şiddet bir kez daha kınandı. Çünkü efendim, yani bu ay içerisinde, bir hafta içerisinde yine iki kadın, yani iki günde iki kadın cinayeti işlenmişti Mersin'de. Kadına yönelik şiddet bir türlü azalmıyor.
Diğer bir gazetemize geldiğimizde haberci diyor ki Demokrat Parti'den seçime giriyor diyor. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın siyasi kariyerini devam ettirmek için gösterilen çabanın ayrıntısına yer veriyor haberci gazetesi de. Ve İMC gazetesi de aynı konuya değiniyor. Kumpasa kıratlı çözüm diyor ve Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'ye geçtiğini, yani Demokrat Parti'nin adayı olduğunu belirtiyor İMC gazetesi de. Akdeniz gazetesi de aynı konuya değiniyor. Türkiye'de gündem artık Kocamaz diyor. Ve az önce de söylediğim gibi Akdeniz gazetesi de Sayın Kocamaz'ın siyasi kariyerini devam ettirmek için gösterilen çabanın ayrıntılarına geniş bir şekilde yer veriyor efendim. Ve yerel gazeteleri sona erdirdik. Şimdi spora bakalım. Sporda ne tür gelişmeler yaşandı? Söz Neslihan'da. Mutlu günler İçer TV izleyenleri, sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize transfer haberleriyle başlıyoruz. Tarsus İdman Yurdu'nda son günlerde alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Özcan Kızıltan ve ekibi istifa etmişti. İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Bayram Foysal oldu. Önceki akşam kulüp binasında Başkan Eyüban Eyüboğlu ve yönetim koluyla bir araya gelen Toysal, Sarı Lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Anamur Belediyespor'da forma giyen Mevlüt Avan, Adana Süper Amatör Lig takımlarından Adana Ülkügücü Spor'la anlaştı. İdman Yurdu 1925 Spor Kulübü Şanlıurfa Belediyespor'dan orta saha Özenç Albayrak ve Görele Spor'dan forvet Gökhan Aydıngül'le anlaşma sağladı. Toroslar Belediyespor'da forma giyen golcü futbolcu Mehmet Söyler, Boynu İnceli Spor'la anlaştı. 1. Amatör Lig playofflarında mücadele eden Boynu İnceli Spor oldukça önemli bir transfer yaparak hücum hattını güçlendirdi. 2003 doğumlu forvet Veli Uğurcan Bozağaç, Toroslar Belediyespor'dan Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Süper Amatör Lig'de 26. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ligin bitimine 4 hafta kaldı. Lider Toroslar Belediyespor evinde Humurlu 1951 Spor'la karşılaşırken en yakın takipçisi Meski Spor Akdeniz Belediyespor'u ağırladı. 26. haftanın toplu sonuçları geliyor ekranlarınıza. Toroslar Belediyespor 2, Humurlu 1951 Spor 2, Meski Spor 2, Akdeniz Belediyespor 0, Farsus Yıldırım Spor 0, Anamur Belediyespor 8, Mersin Yol Spor 5, Kuvayi Milliye Spor 0, Anamur Mus Spor 1, Mersin İdman Yurdu 0, Orman Spor 0, Erdemli Belediyespor 4, Günler Belediyespor 2, İdman Yurdu 1925 2. Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın kurallarını dünyaca ünlü eski ABD'li basketbolcu Kobe Bryant çekecek. Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın kurallarını dünyaca ünlü eski ABD'li basketbolcu Kobe Bryant çekecek. Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Basketbol takımının katılmayı garantilediği Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyonda, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi, Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de yer alacak. İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Angola, Nijerya, Tunus, Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Avustralya, Kore, Yeni Zelanda, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya ve turnuvaya ev sahipliği yapacak Çin katılmayı garantiledi. Organizasyona katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke 21-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak elime maçlarının ardından belli olacak. FIBA elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor. Oldukça kafa karıştıran yeni kurallarda önemli olan elin doğal halde olup olmaması. Maçın hakemi bu durumu gözeterek karar verecek. Maç içinde elle oynama cezası sürpriz bir kararla değişikliğe gidiyor. FIFA elle oynama kriterlerinde değişiklik yapma kararı aldı. Bild'in haberine göre FIFA elle oynama cezasında niyet sözünü kullanmak istemiyor. Bunun yerine doğal hareket karar verici olacak.
yani pozisyonda elin hareketi, bulunduğu yer ceza olup olmayacağına karar verecek. Kollarınızı yatay olarak açıp saat olarak hayal ederseniz, eller saat 3 ve 9 yönünde olması gerekiyor. Yeni kurala göre saat 3 ve 9'un yukarısında elle oynama cezalandırılacak. Eğer saat 3 ve 9 yönünde elle oynama olursa kararı hakem verecek. Hakemler böyle pozisyonlarda doğal hareket olup olmadığına bakacak. Eğer saat 4 ve 8 yönünde topa elle hamlede bulunulursa elle oynama kararı verilmeyecek. Alman futbol hakemi Thorsten Knöfer, değişiklik hakkında FIFA'nın yeni kararları çok karmaşık geliyor. Daha kolay olabilirdi. Niyeti kanıtlamak zaten zordu, şimdi de doğal hareketi kanıtlamaya tartışacağız dedi. FIFA'nın 2 Mart tarihinde yeni kurallar doğrultusunda toplanacağı ve elle oynama konusunda kesin kararını vereceği belirtildi. Kurallar şu şekilde. Saat 10 ihlal, saat 11 ihlal, saat 12 ihlal, saat 1 ihlal, saat 2 ihlal, saat 3 takdir hakemin, saat 9 takdir hakemin, saat 4 oyna devam, saat 5 oyna devam, saat 6 oyna devam, saat 7 oyna devam, saat 8 oyna devam. Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B grubunda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'e 47-62 yenilerek bu organizasyona veda etti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B grubu son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Dinamo Kursk'ü konuk etti. Rakibine 87-62 mağlup olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin de Karolo Basket'e yenilmesiyle 7. sırada yer alarak Eurocup'a hak kazanamadı. İlk periyoda hızlı başlayan ekip Dinamo Kursk oldu. 12-23. Rakibin etkili oyunu ikinci periyotta da devam etti. 25-44. Üçüncü periyodun başında Hatay farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve bu periyotta 72-41 Dinamo Kursk üstünlüğüyle geçti. Rakibin etkili oyunu maç boyunca devam etti ve Hatay Büyükşehir Belediyespor 87-62 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk hafta maçları önceki akşam oynanan Atletico Madrid-Juventus ve Schalke-Manchester City karşılaşmalarıyla tamamlandı. Sonuçlarsa şu şekilde. Roma 2, Porto 1, Manchester United 0, Paris Saint-Germain 2, Tottenham 3, Borussia Dortmund 0, Ajax 1, Real Madrid 2, Lyon 0, Barcelona 0, Liverpool 0, Bayern Münih 0, Atletico Madrid 2, Juventus 0, Schalke 2, Manchester City 3. Ufak da bir hatırlatma yapalım. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 5-6 Mart'ta oynanacak. Sosyal medyayla devam ediyoruz. Shinji Kagawa sosyal medyayı oldukça seviyor belli ki. Her yaptığı medyalık oluyor lakin bazı şeylerde yalnızca bize özel. Takım arkadaşı Güven Yalçın'ın yaptığı klas hareketi yapmaya çalışan Kagawa geliyor ekranlarınıza. Afrikalı kadının yaptığı gösteri ritmik rekorları kırıyor. Madara Muye'nin 84 saniyelik videosu önce basit top sektirmelerle başlıyor, sonra başka bir şeye dönüşüyor. Hadi yapalım.
Portekiz'de çalgıcılardan Galatasaray Marşı'nı dinlemek de varmış kaderde. İzliyoruz. Grasa grasa jimbom jimbom. Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın. Nesan'a teşekkür ediyoruz. Spor aktardı ve şimdi intermersin.com sitesine bakalım neler var. Ve şöyle bir haber dikkatimizi çekiyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin adayı olarak Ankara'dan Mersin'e döndü ve coşkuyla karşılandı diyor. Haberimiz ayrıntısı bu süreci aktarıyor. Tabii İYİ Parti'den aday olamayınca Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, rakibi MHP ve Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna'yı suçlamıştı. Hamit Tuna cevap verdi Burhanettin Kocamaz'a. Neler söyledi? Ayrıntılar intermersin.com'da. Ve devam ediyoruz. Az önce de size aktardık. Açık kapıyla ilerleyen dolmuşun neden olduğu feci kaza Erdemli ilçesinde. Ayrıntılar intermersin.com'da değerli seyirciler. Mersin Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun kadına yönelik şiddete göstermiş olduğu tepki açıklamasının ayrıntıları da yine intermersin.com'da okuyucuya aktarılıyor. Ve intermersin.com'da devam ettiğimizde haberlere bakıyoruz. Mevlana Mahallesi'nde çöken 4 katlı bina ile ilgili süreç ayrıntılarıyla intermersin.com'da okuyucuya aktarılıyor. Bina tabii çökmeden 4 ay önce Toros'a belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmiş. Bu bilgilere ulaşıyoruz. Ve hemen devam ediyoruz. Mersin ekonomisiyle ilgili gelişmeler yine intermersin.com'da yer alıyor. Sanatla ilgili önemli bir gelişme var. Mersin Müzik Festivali başlıyor. 18. kez 12 Nisan'da başlayacak ve 2 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Yine dünyanın bir önemli birçok dalda, müzik dalında önemli grupları, kişileri Mersin'in çeşitli mekanlarında konserler verecekler. Bu konserlerin bazıları ücretsiz, bazıları halk konseri olarak olacak ama çoğunluğu ücretli bir şekilde devam edecek. Ayrıntılar intermersin.com'da okuyucuya aktarılıyor efendim. Sporla ilgili gelişmeler de tabii yine intermersin.com'da. Diyelim ve bugün de İçer gündemini burada noktalayalım. Ayrıntılar gün içerisinde yine İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında olacak. Bizde kalın, hoşça kalın. Jumping.